Merhaba arkadaşlar, Hacettepe Üniversitesi Hukuk Topluluğu'nun YouTube kanalına hoş geldiniz. Sektör sohbetlerinden devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz eski Hacettepe Hukuk Dekanı ve avukat Çağlar Özel. Hoş geldiniz hocam. Merhaba, hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yani böyle bir program hazırlayıp beni buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok gurur duydum gerçekten hukuk fakültesinin eski dekanı olarak. Teşekkür evet. ederim hocam. Biz de bizi kabul ettiğiniz ve burada ağırladığınız için teşekkür ediyoruz. Birazcık kendinizden bahsetmenizi isteyeceğim. İlk hocalarındanım diyeyim Hacettepe'nin. Hacettepe Hukuk'un ama ben 20 yıl Hacettepe Üniversitesi'nde görev yaptıktan sonra işte 1995'ti geldiğimde önce İktisadi İdari Bilimler Fakültesi'nde hukuk ana bilim dalında başlamıştım. O dönemde asistan olarak ilk başladığım dönemde öyle geldim. Sonra hukuk fakültesi kurulduktan sonra da hukuk fakültesine geçtim. 2012 yılıydı. 2012 yılında öğretim üyesi olarak hukuk fakültesine profesör olarak atandım. Ve akabinde de işte söylediğin gibi dekanlık görevi verildi ve 4 yıl boyunca da o dekanlık görevini yaptım. Daha sonra da Hacettepe'den emekli olarak ayrıldım. Gerçi ayrıldım ama tabii üniversiteden ayrılmış olmadım. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde göreve devam ettim. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde de yine 4 yıllık bir dekanlık görevini gerçekleştirdim ve Eylül ayı itibarıyla da dekanlık görevinden ayrıldım. Şu an için hoca ve avukat olarak göreve devam ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Peki ülkede hukuk fakültesi sayılarının çok çarptığı bir gerçek. Şu an 130'un üzerinde hukuk fakültesinden bahsediliyor. Hı hı. Ve devamlı hukuk fakültelerinin açılmaya devam etmesi de bir eleştiri unsuru. Hacettepe'de yeni kurulan bir okul. Hacettepe'nin farkı nedir? Hacettepe Hukuku neden tercih etmeli insanlar? Hı hı. Başlangıçtaki vizyonundan, öğrencinin bakış açısından ve eğitmenlerin bakış açısından bakarsak, sizce Hacettepe neden farklıdır? Hı hı. Şimdi Hacettepe Hukuk, tabii hemen Hacettepe Hukuk deyince benim aklıma bir şey geliyor. Öğrencilerin, eski dönemde öğrencilerin, daha doğrusu bu üniversite sınavına girip de bir yer kazanamayan öğrencilerin dillerinde bir laf vardır. Vardı daha doğrusu. İşte nereyi kazandı? Hiçbir şeyi kazanamadıysa ya Hacettepe Hukuk der veyahut da ODTÜ Tıp dermiş o dönemde. Ama hukuk fakültesi kurulunca, Hacettepe Hukuk kurulunca Hacettepe Hukuk tırnak içinde geyiği diyelim bitmiş oldu. Tabii iyi mi oldu, kötü mü oldu? Bence çok iyi oldu. Şimdi geçmişe dönersek, Hacettepe Hukuk 2005 yılında kuruldu. Ama o dönemde de aynı şekilde hukuk fakültelerinin çok olması ve gerçekten çok fazla sayıda hukuk öğrencisinin olması bir sorun olarak ortadaydı. Hala da o sorun devam ediyor ve giderek de artıyor. O dönemde hukuk fakültesi, şimdi kurucu dekan olarak Selma Hanım'ı burada almamız gerekiyor. Farklı bir yapıda ve farklı bir misyonla kurulmuştu. O dönemde bir lisans eğitiminden çok yüksek lisans doktora eğitimi verecek ve gerçekten üst düzey hukukçuların yetişmesine yönelik olarak oluşturulmuş bir altyapı vardı ve o amaçla oluşturuluyordu. Hatta o dönemde şimdi arabuluculuk yasası çıkmamıştı. Arabuluculuk yasası çıkmadan arabuluculukla ilgili olarak ilk kurs Hacettepe Hukuk Fakültesi'nde açılmıştı. Ve
o misyon, o vizyon oralarda üst düzey hukukçu yetiştirmek amacı o çerçevede vardı. Ama şöyle de bir şey vardı bir ikilem olarak. Peki böyle bir altyapımız var, böyle bir temelimiz var. Hacettepe'nin altyapısı ve ismi var. Neden iyi hukukçuları lisans öğrencisi olarak almıyoruz? Bu düşünce ortaya çıktığında işte ben de aslında onu savunan grup içerisinde yer aldım. Ve o benim dekan olarak atanmamla birlikte Hacettepe Hukuk Fakültesi'nin aynı zamanda lisans öğrencisi alması gerektiği de kabul edildi ve o dönem sınavlarda Hacettepe Hukuk'un adı da oldu. Ama tabii bizim düşüncemiz yine temeldeki anlayışa bağlı olarak az sayıda ama çok iyi hukukçular yetiştirmek ve gerçekten hukukçuluk mesleği diyelim, bunun önemi üzerinde konuşmaya gerek yok, toplumun belirleyicisi, daha doğrusu toplumun geleceğinde çok önemli yeri olan bir meslek. Tabii ki mevcut durum açısından da aynı şeyler söz konusu. Bu çerçevede baktığımızda çok iyi yetişmiş, altyapısı sağlam, gerçek hukukçuları en iyi bir biçimde yetiştirmek amacıyla kuruldu. Amaç oydu ve o dönemki ilanlarımızda da bunların önemli bir şeyi vardır, görüntüsü vardır o çerçevede baktığımızda. Yani amaç o idi ve tabii hukuk fakültelerinin yanına bir hukuk fakültesi daha açılmış oldu. O anlamda baktığımızda zaten fazla olduğunu düşündüğümüz hukuk fakültelerine biz de aynı şekilde bu katkıyı yapmış olduk. Bir bakıma kendimizle de bir anlamda çelişiyorduk. Ama tabii var olanların da yeterli olduğu aslında söylenemez. Farklı bir hukukçu, daha doğrusu farklı bir hukuk fakültesi ve iyi hukukçuların yetiştiği az sayıda öğrencilerden oluşan bir fakülte yapısı bizim amacımızda. Onu da umarım gerçekleştirmişizdir. Teşekkür ederim hocam cevaplarınız için. Peki eğitimden konuştuk şimdiye kadar, fakültelerin durumundan da konuştuk. Hukuk eğitiminin 5 yıla çıkartılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla bunu da çok düşündük. Şöyle bir şey diyeyim ben size. Hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılması çok eskiden beri de düşünülen bir şey. 2014 yılıydı sanıyorum. Bu alanda hukuk fakültelerin, özellikle hukuk eğitimiyle ilgili belki duymuşsunuzdur ya da hatırlıyorsunuzdur, bizim fakültemizde çok önemli bir uluslararası toplantı yapılmıştı. Hukuk eğitimi ile ilgili olarak. Daha sonradan Baro'da da yapıldı. Başka üniversitelerde de yapıldı ama bizimki uluslararası olarak hazırlanan ilkti. O çerçevede baktığımızda çok önemli sonuçlar oldu. Hukuk eğitimi ile ilgili olarak. Gerçekten hukuk eğitimi çok özen gösterilmesi gereken ve önemli bir alan. Ve bunun iyi düşünülüp taşınılması ve iyi organize edilmesi gerekiyor. Bu doğrudan doğruya devletin temeliyle bağlantılı bir şey diye düşünüyorum ben, ona bakarsanız. Nasıl eğitim, bu eğitimin genel olarak hayatımız açısından önemi neyse, hukuk eğitimi de toplum açısından, devlet açısından gerçekten o derece önemli. İşte orada bir şey oldu. Biz bu konularla ilgili olarak çalıştık. Hatta biz fakülte olarak bir düzenleme yaptık, karar aldık. Bunu Hacettepe Üniversitesi Senatosu'nda
savunduk. Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından bu teklifin 5 yıla çıkarılması, hukuk fakültelerinin 5 yıla çıkarılmasına yönelik bir teklifi, Hacettepe Üniversitesi'nin senato kararıdır bu. Bunu YÖK'e bir karar olarak bildirdik. Hala da oradadır. Maalesef hala duruyor orada. Şu nedenle 5 yıla çıkması önemlidir. Çünkü gelişen ve değişen dünyada hukuk eğitiminin de daha farklı bir mecraya aktarılması gerekiyor. Ve bu altyapısının, hukuk altyapısının öğrencilerdeki hukuk nosyonu dediğimiz o nosyonun oluşturulabilmesi için bir kere temel bilgiler üzerinde önemli bir biçimde durulması ve aynı zamanda uygulamaya yönelik alana da bir bakıma geçiş açısından yer verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. O anlamda da bu süre yetmiyor. Belki öğrenci olarak siz de tabii bunun farkındasınız. Gerçi pek çok öğrenci de uzayacak diye korkuyorlardı. Yani bir yıl daha mı okuyacağız falan diye. Tabii bazılarının bakış açısı öyle. Ama bir değişiklik olmadı. Daha sonradan yargı reformu yaklaşımları çerçevesinde Barolar Birliği'nin de ona yönelik olarak baskıları vardı. Daha doğrusu istekleri vardı. Ama olmadı. Yani iyi mi oldu? Ya ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Bunun 5 yıla çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Belki biliyorsunuzdur işte Amerika'da başka yerlerde hukuk fakültesi okuyabilmek için öncelikle başka bir fakülteyi bitirmiş olmak gerekiyor. Şurası da çok doğru. Hukuk fakültesine gelen öğrencinin belirli bir olgunlaşmışlık seviyesinde olması gerekiyor. O yapıyı, o hususu, o nosyonu alabilmesi için gerçekten hani çalışkan olması tabii ki öğrenci olarak ne bileyim diğer öğrenciler gibi bu iş için kendisi çaba göstermesi vesaire gerekiyor. Ama bir de entelektüel ve bilinç düzeyi açısından belirli bir seviyeye varmış olması gerekiyor. Bu çokça tecrübeyle ve zamanın geçmesiyle gerçekleşen bir şey. Ona baktığımızda bu yapıya ulaşmak için bu sürenin de aslında önemli olduğunu ben düşünüyorum. Teşekkür ederim hocam tekrar. Peki hazır yargı reformundan da az önce bahsetmişken avukatlık sınavı getirilecek bildiğiniz üzere. Hı hı. 2023'te yapılması kararlaştırıldı. Sizce bu sınavın avukatlara pozitif bir etkisi olacak mı? Meslek itibarı için etkileri ne olacak? Muhakkak olacak benim düşünceme göre. Olması olmaması bence düşünülemez diye aklıma geliyor. O şekilde düşünüyorum. Olumsuz tarafının olacağını aslında düşünmüyorum. Yani belirli bir seçimden sonra bu mesleği yapabilecek duruma geliyor olmak aslında meslek açısından bir kere tek başına önemli bir şey. Hani her alanda bu biliyorsunuz var. Hani diyelim bir esnaf olabilmek açısından bile belirli bir yapıya bürünmüş olması gerekiyor. Belirli bir seviyede olması gerekiyor. Ve diğerlerinden ayrı olduğunu göstermesi gerekiyor o kişinin. Bu bence hem seviyenin artması hem öğrencilerde hem meslekte bir seviye artışı haline dönüşeceğini düşünüyorum. Herkes açısından bu söz konusu olacak. Tabii doğru düzgün sınav yapılıyorsa, değil mi? Mesele o. Gerçekten mesele benim anladığım kadarıyla her yerde onu söyleyebilirim. Önemli olan aslında hukuk fakülteleri açısından da öyle. Hangi dersin hangi şekilde alındığı, hangi derslerin anlatıldığı, hangi eğitimin verildiği değil, sınavın nasıl yapıldığı. Sınavı nasıl
yapıyoruz? Sınav nasıl oluyor ve sonuçta nasıl bir sınav sonucuyla karşı karşıyayız? Bence belirleyici olan o tamamen. Ve hukuk mesleğine geçiş sınavı denilen bu sınavda gerçekten hukuk mesleğine uygun olacak altyapıya sahip kişileri bu sınavla birlikte kazandırırsa topluma, bunun herkese faydası olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum hocam tekrar. Peki, uzun süre öğretim üyesi görevi yürüttünüz. Hala şimdi da yapıyorum. Servis avukatlık yapıyorsunuz. Evet, hala yürütüyorsunuz, pardon. Teorik ve uygulamanın iki alanında da yer aldınız. İki alanı birbirine kıyaslarsak, meslek doyumu açısından olabilir, faaliyet açısından, iş gücü açısından, mesai olarak olabilir. Kıyaslarsanız iki tarafın da artıları eksileri nelerdir? Ek olarak da teoriden kopmuş bir avukat ya da uygulamadan soğumuş bir akademisyen düşünülebilir mi sizce? Evet, ilk önce onu söyleyeyim, en son. Öyleleri var, öyleleriyle karşılaşıyorum. Şunu söyleyeyim ben, aslında tabii uygulama ile üniversite, teori diyebiliriz bu anlamda, birbiriyle yan yana olması gereken bir şey. Kesinlikle. Benim gördüm. Almanya ben gitmiştim. Almanya'da işte doktora çalışmaları döneminde bir enstitüdeydik. Enstitümüzün başkanı profesör aynı zamanda eyalet mahkemesinde hakim olarak görev yapıyordu. Aynı zamanda. Ve mahkemeden hakimler bizim enstitümüzde doktora yapıyorlardı. Yüksek lisans yapıyorlardı. O şekilde bir bağlantı vardı. Ya da yine bu dediğim Münster'deydi. Bochum'daki bir merkeze gitmiştim yine çalışmak için. Enerji hukuku alanında çalışmak üzere. Ayrı ayrı iki dönem orada kaldım. Enstitüde aynı zamanda enstitünün müdürü, profesör, aynı zamanda danışman olarak pek çok kurumun danışmanlığını yapıyordu ve aynı zamanda da avukatlık yapıyordu. O şekilde. Yani sadece öğretim üyesi ve avukat olmak değil, aslında hukukun diğer alanlarında da yargıç olarak, savcı olarak ya da belki başka alanlarda da çalışabilip iki işi eş zamanlı yapabilip veyahut da bunların arasındaki bağlantıyı kuracak şekilde iş yapmak gerekiyor. Benim çok önemli, uzun zaman olmadı ben avukatlığa başlayalı ama işte 10 yıla yakın diyebilirim. Ondan önceki dönemde ben aynı zamanda fakültede hocayken mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapıyordum. Gerçekten o mahkemede bilirkişi olarak görev yaparken dosyaları, gerçek hayatı, uygulamayı bir bakıma görüyorsunuz ve ona teorik anlamda destek olarak, katkıda bulunarak hukuksal sonuca ulaşılmasına yol açıyorsunuz ya da ona yardımcı oluyorsunuz. Bu anlamda gerçek sorunlarla karşı karşıya kalıp karar verici olarak hukukun uygulanmasında, yani taşın altına elini sokmak anlamında söylüyorum bunu. Bu davranışı yapmak önemli. Yoksa tabii ki teori de çok çok önemli. Teorinin yeri de tartışılmaz. Ama sadece yine tırnak içerisinde söylüyorum, ahkam keserek belirli davranışların bu şekilde olacağını empoze etmeye çalışarak bilim yapmak bu anlamda tek başına kesinlikle yeterli olmadığını düşünüyorum. Yani bu işbirliğinin hukukun değişik alanlarındaki işbirliğinin muhakkak gerçekleştirilmesi gerekiyor
ve bunun hayata aktarılması gerekiyor benim anladığım kadarıyla. Çok teşekkür ederim hocam. Çok kıymetli şeyler söylediniz gerçekten. İki alanı birbirine kıyaslarsak nasıl şeyler söyleyebilirsiniz? Tecrübenizi nasıl aktarırsınız? Evet. Yani şöyle hani bir laf vardır. Hukukçular açısından baktığımızda avukatlık bu işin tepesindedir deriz. Değil mi? Hukukçu olarak baktığımızda. Yani hakimlik çok çok önemlidir. Öğretim üyesi olarak teorik çalışmalar içerisinde olmak çok çok önemlidir. Ama avukat olmak bunların hepsini içinde barındıracak altyapıya sahip olmayı gerektirir. Yani düşünsenize avukat olduğunuzda bir kere ilk önce müvekkilinizi düşüneceksiniz. Aynı zamanda hukuk düzeninin nasıl yürüyeceğini düşüneceksiniz. Aynı zamanda bunun teorik altyapısının nasıl olduğunu belirleyeceksiniz ve ona göre davranacaksınız. Sonra hakim gibi o kararın nasıl verileceğini hakime göstereceksiniz en azından. O şekilde yaklaşacaksınız. Gerçekten bu işin tepesi o anlamda avukatlık tabii ki. Ama her birinin zor tarafı da var, kolay tarafı da var, zevkli tarafı da var. Ama bence bütün hepsi çok zevkli bir meslek. Yani o anlamda baktığımızda hakim olarak çalışmakta, avukat olarak çalışmakta ya da öğretim üyesi olarak bu işin içerisinde olmakta, hukukla ilgilenmiş olmak daha doğrusu zevkli bir şey. Çünkü hukukla insana dokunuyorsunuz. Hukuk yoluyla insana dokunmak mümkün ve gerçekten hayatın içerisinde bu davranışları yapıyorsunuz. Onu oluşturmaya çalışıyorsunuz veyahut da o çerçevede baktığımda. Ama bugün bu mesleğin o kadar çok zevkli olduğunu çokça söyleyemeyeceğim. Onu da maalesef bugünün koşulları olarak söyleyebilirim. Teşekkürler hocam. Birazcık da kişinin tercihine kaldığını söylüyorsunuz o zaman. Yani avukatlık mı, akademisyenlik mi, hakimlik, evet, savcılık mı? Evet, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Yani muhakkak kendisini daha iyi, daha rahat hissedebileceği alanı seçerse daha rahat olacağını, daha bu işten zevk alacağını söyleyebiliriz. Ama bunların birbirleriyle ilişkisinin çok yoğun olduğunu söylüyorum. Yani aralarında aşılmaz duvarlar değil. Rona Serozan'ın sözüyle aralarında otobanlar var diyebiliriz. Otobanlar var. Evet arkadaşlar, fakültemiz önceki dekanlarından Avukat Profesör Doktor Çağlar Özel'le yaptığımız sektör sohbetlerinin ilk bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde görüşmek üzere.